sünneti hafife alan veya toptan reddeden malum kesimin bir sözü var. Misal Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem misvak kullanmış. Biz burada maddeyi değil manayı almalıyız. Yani misvak değil buradaki mana diş temizliği. Bu gibi örnekleri diğer sünnet olan bazı konularda da çoğaltıyorlar. Bu konuya bakışımız nasıl olmalıdır? Şimdi arkadaşlar bu konu bizim anlayabileceğimiz bir konu değil. Bir meselede yer alan, varit olmuş olan nasla maksut nedir? Maksat nedir? Bir kere şunu bilmemiz lazım. Ulema şunu söylemiştir. El ahkamu mebniyetun alel ilel la alel hikem. Hükümler illetler üzerine mebnidir. Hikmetler üzerine değil. Onun için filanca bir fıkhi hükmü gördük veya sünnette yer alan bir esası gördük. Ya bununla maksat şudur. Dolayısıyla bu sünneti terk edelim diyemeyiz. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle diyebilirdi. Aleykum bi tatiril fem. Ağızlarınızı temiz tutmaya sarılın. Özen gösterin. Kaldı ki buna dair rivayet var mı? Var. Nedir mesela? İşte kim soğan yerse veya sarımsak yiyecek olursa mescitlerimize yaklaşmasın. Bu rivayet zaten var. Ağzı temiz tutmak lazım. Bu ayrı bir şey. Diğer insanlara eziyet etmemek, ağzı temiz tutmak. Bununla alakalı zaten hadis var. Hadisler var. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz Es-sivâku mutahhiratun lil-femi ve merdâtun lil-rabbi. Misvakı erak ağacından yapılmış olan o ağacı kastederek onda bir fazilet olduğunu ifade ediyor. Evet, fukaha-i kiram başka ağaçlardan olursa olur mu? Bugünkü diş fırçaları misvak yerine geçer mi gibi şeyleri tartışmış ama fil hakika bütün fukahanın ittifakla kabul ettiği bir şey var, o da nedir? Efendimizin bizatihi misvak olarak değindiği o ağaçtan olan şeyle ağzı temizlemek sünnettir. Kuvvetli sünnettir. لَوْ لَا نَشُكَّ عَلَى اُمَّتِي لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاتٍ Hadisinde de bunu görüyoruz. Efendimiz sivak denilen o ağzı temizleyen parçaya ne yapmıştır? Özellikle dikkat çekmiştir. Dolayısıyla burada böyle bir husus var. Ha, ağzı temizlemeye hamlederiz bunu falan. Bütün bunlar biraz daha işte sünneti bize terk ettirecek, sünnetin hükmünü iptal ettirecek olan yorumlardır. Çağımız açısından böyledir. Bunları terk et, onu at, bunu at. Bu şekilde olmaz. Yani burada asıl mesele nedir? Sünnetle alakalı fazileti yakalamak istiyorsak, burada illet bizatihi o misvakın kullanılmasıdır. Ama tabii maslahat ve maksat açısından meseleye bakarsak ağız temizlenmiş olması maslahatı vardır, faydası vardır burada. Elbette bu açıdan meseleye baktığımızda misvakı terk etme manasında bunu biz ne yapmayacağız? Yorumlamayacağız. Tamam. Ama zaten fukaha ne yapmış? Misvak değil de işte diş fırçası falan kullanılırsa misvak yerine geçer diyen fakihler var. Ki bununla bugün fetva da veriliyor. Ama yani tamamen külliyen misvakı kaldıralım dersek bu sünneti seniyeyi kaldırmak olur. Efendimizin bizatihi amel ettiği, önemsediği bir sünneti kaldırmak olur. Bu kesinlikle doğru bir şey olmaz arkadaşlar. Sünneti kaldırmak başka bir şey. Siz yani bir fiilinizle bir şeyle amel edebilirsiniz. O başka. Ama iş sünneti kaldırmaya sıra geldiği zaman orada iş değişir. Fetavai Teterhani'de ve başka kaynaklarda İmam Ebu Hanife'nin talebesi Abdullah İbni Mübarek'in bir sözü var. Diyor ki, لَوْ اَنَّ اَهْلَ قَرِيَةٍ اِجْتَمَعُ عَلَى تَرْكِ سُنَّةِ السِّوَاكِ Bir kariye ehli diyor, şayet misvak sünnetini terk etmek üzere icma etseler. Bir kariye ehli, لَوْ اَنَّ اَهْلَ قَرِيَةٍ اِجْتَمَعُوا عَلَى تَرْكِ سُنَّةِ السِّوَاكِ لَقَاتَلْنَا مَعَهُمْ كَمَا نُقَاتِلُ الْمُرْتَدِّينَ Mürtetlerle savaştığımız gibi onlarla savaşırız diyor. Niye? Şimdi bak, misvakı terk etmek ayrı bir şey. Ben ağzımı şey yapıyorum, misvağı niyet ediyorum, diş fırçası kullanıyorum, sünnet sevabını da inşallah alırsın. Ama Resulullah'ın bizatihi tavsiye ettiği o ağaçtan olan o parçayı kullanmamak üzere icma ediyorsun. İttifak ediyorsun. Bu dinin esaslarıyla oynuyorsun. Bu farklı bir şey. Onlarla diyor mürtetlerle savaştığımız gibi savaşırız.
Gördük mü şimdi ya? Demek ki bu hükmü, bu sünneti kaldıramaz. Böyle bir yetkin yok. Eğer kasıt bu misvak sorusuyla alakalı kasıt buraya götürüyorsa o zaman dediğim Abdullah İbni Mübarek'in fetvasını hatırlayın. Ama kasıt şahsi ise şahsi kullanım veya bugün zamanımız açısından işte ben misvak değil de şey kullanıyorum derse yine de hakiki olan o sünnetin sevabından kişi mahrum olmuş olur yani. Ama hayır misvağı komple kaldıralım dersen vallahi tehlikeye gireriz işte. Abdullah İbni Mübarek'in sözünü duydunuz yani. Böyle bir şey yapamayız.